Merhaba sevgili boğa burçları, yükseleni ve ay burcu boğa olan arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz canlarım. Nasılsınız bakalım? Umarım çok çok iyisinizdir. Rabbim hepinize sağlık ve iyilik nasip etsin. Dileklerimle bugün boğa burcu 15-31 Ocak videosu çekeceğiz size. Burcu, yükselen burcu, ay burcu, güneş burcu boğa olan arkadaşlar izleyebilirsiniz hepiniz. Bakalım boğa burçlarını neler bekliyor 15-31 Ocak'ta. Şimdi boğa burçları toprak grubuna dahildir. Yönetici gezegeni Venüs'tür. Boğa burçlarının uğurlu sayıları 6. Uğurlu günleri Cuma günüdür boğaların. Boğa burçlarının en iyi anlaşacakları burç su ve toprak gruplarıdır. Yengeç, balık, akrep, yükselen yengeç, balık, akrep. Boğa Başak Oğlak, yükselen Boğa Başak Oğlak'la iyi anlaşır boğalar. Bu arada arkadaşlar, her zaman söylüyorum, yükselen burçlara dikkat edelim. Yükselen burçlar burçlarımızın üzerinde etkisi büyüktür, söyleyeyim size. Evet, hiç zaman kaybetmeden bakımımıza başlayalım arkadaşlar. Bu arada kanalıma abone olarak izlerseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Bir emek sarf ediyoruz sonuçta. Kafa yoruyoruz sonuçta. Emeğimizin karşılığı olarak kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olarak izleyebilirsiniz. Gelecek olan yeni videolardan haberdar olmak için bildirimleri açabilirsiniz. Videolarımı izledikten sonra beğeni yapar ve yorum atarsanız beni daha fazla kişiye ulaştırmış olursunuz canlarım benim. Buna dikkat edelim arkadaşlar. Emek sarf ediyoruz sonuçta. İlgi ve alakanız için çok teşekkür ederim. Yorumlarınız için çok teşekkür ederim. Sizi çok seviyorum. Ben abone olandan da olmayandan da Allah razı olsun, ama sizi gerçekten empatiye davet ediyorum. Bir empati kurun, yani onu söylüyorum. YouTube teşekkür butonumu açtı. Kanalıma destek olmak isteyenler teşekkür butonunu kullanabilirsiniz. Tabii ki canınız istiyorsa. Bu bir kolektif açılımdır arkadaşlar. Özel açılım için bana Instagram'dan veya WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz. İletişim bilgilerimi tüm videoların alt kısmına etiketliyorum. Genellikle görüntülü bakım yaparım ben arkadaşlar WhatsApp'tan. Karma bakmayı seviyorum. Yarım saatlik danışmanlık yapıyorum. Kendim bakıyorum arkadaşlar. Orada yazıyorsunuz kendin mi? Tabii ki kendim bakacağım. Kendim bakıyorum. Karma bakmayı seviyorum. Yarım saatlik danışmanlık süreci var. Hepinizi beklerim. Lütfen aramayın arkadaşlar. Yazabilirsiniz. Aramalara cevap veremiyorum. Evet, bir bakalım bakalım neler varmış boğalarda. Çok güzel kartlar çıkardı gerçekten. Bir tane olumsuz kart çıkarmadı sevgili boğalar. Bir bakalım neler varmış, neler olacakmış. Yeni başlangıçlar yapacağınız bir dönemden bahsediyor. Güçlenme döneminiz. Bu maddi olarak güçlenebilirsiniz. Herhangi bir açıklama yapılacağını gösteriyor size. Özellikle bakın, ayın 15'inden sonraya bakıyoruz biz zaten. 15-31 Ocak bakıyoruz. 15'inden sonra ki zaman içerisinde size teklif sunulabilir. Yani şu anda çalışıyor olabilirsiniz. Başka bir yerden alacağınız bir teklif gelebilir. Veya şu anki çalıştığınız iş yerinde size sunulacak farklı bir teklif olabilir. Bu teklif size güç ve kuvvet katacak bir tekliftir. Mükemmel bir teklif. İş arayan boğa ve yükselen boğa burçları var ise kesinlikle bir iş bulacağınızı, çalışan boğa, yükselen boğalar var ise işinizde yükseliş, güç kartı herkülade, her konum olarak güçlenme, maddi olarak güçlenme, kendini güvende hissetme ve rahata kavuşma açıklaması budur. Size açıklıyorum. Buradaki durum nedir? Bakın, doğaüstü varlıklar, sevgi dolu doğaüstü varlıklar, gül üçlüsü çok mükemmel bir karttı. Kaygı yaptığınız bazı şeylerin üzerine kaygı yaptığınızı gösteriyor. Yani üzüntü var diyor. Planlarınız olabilir, projeleriniz olabilir. Bakın, bu üzüntüyü duygusal hayata bağladı.
Burcu boğa ve yükseleni boğa, güneş burcu, ay burcu boğa olan arkadaşlarımızın ilişkisinde biraz gerginlik demeyelim de kaygı var. Bir kaygı içerisinde olduğunu gösteriyor. Bu kaygılardan kurtulma dönemi. Ayın 18'inden sonra aşk hayatınızdaki kaygıların gideceğini ve şimdi aranızda bir olumsuzluk var ise aklınızdaki kişi olabilir, evli olduğunuz kişi olabilir, bu herhangi birisi olabilir, duygusal bağlı olduğunuz kişiyle aranızda bir kırgınlık, bir kaygı var ise ayın 18'inden sonra kaygıların geçeceğini ve size teklifle geleceğini gösteriyor. Bilinmeyen yollar diyor. Bilinmeyen yollar belirsizlikten bahsediyor. Yani sizi kaygıya sokan bir belirsizlik var. Bu belirsizliğin üzerine çıkan kart Kupa Şövalyesi. Kupa Şövalyesi duygusal teklif. Aranızda bir problem var ise o kişinin size geleceğini, duygusal teklifle, barış teklifiyle geleceğini gösteriyor ve bu belirsizliğin kafanızdan gideceğini gösteriyor. Sevgili boğa ve yükselen boğalar. Şimdi bakın, ilk çıkan kartta da aynı şeyi gösterdi. Güç, güçlenme. Burada da diyor ki şanslı bir dönemden bahsediyor. Şimdi burada ayın ikinci yarısından sonra 20'sinden sonraki süreyi gösteriyor arkadaşlar. 20'sinden sonraki süre içerisinde bir değişiklik, teklifler. Bakın şansınızın açılacağını gösteriyor. Teklif teklif üzerine geleceğini gösteriyor. Yani bir de bir şey söyleyeceğim. Aileyle, çevrenizle de olabilir ki biraz topluluktan bahsediyor burada. Topluluğun karşısına yalnız çıkacağınızı, sanki size karşı yapılmış olan haksızlığa karşı bir sinir, bir harp halinde olduğunuzu gösteriyor. Bu bir dava olabilir, bir miras davası, sülale, aileyle, yani sizin aileden bahsediyor veya iş yerinde bir olumsuzluk yaşayabilirsiniz arkadaşlar. Ayın 20'sinden sonraki süreç. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Sakin davranmanızda fayda var diyor. Eğer sakin davranırsanız atlatacağınız bir şey olacağını gösteriyor. Şimdi bak, burada ikinci, şimdi açıklayacağım aşağı geldiğimde. Aynı versiyonu gösteriyor. Topluluk içerisinde yani haklı olduğunuz bazı konular var. Sizin üzerinize birkaç kişinin size karşı çıkacağını gösteriyor. Bununla bir mücadele edeceğiniz bir dönem ayın 20'sinden sonrayı gösteriyor. Geçmişe takılıp kalan boğalar var diyor. Geçmişle alakalı yaşadığınız şeyler ve geçmişte olan olumsuzluklar, geçmişte yaşadığınız travma ve onun kalıntıları sizi biraz psikolojik olarak gerdiğini ve unutamadığınız bazı şeylerin olduğunu gösteriyor sevgili boğalar. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Kartın önerisi, geçmişle aranda olan bağı koparman gerekiyor. Geçmiş bitti gitti ama siz bunu pek beceremediğinizi, herhalde boğalar çok duygusaldır arkadaşlar. Bunu hepimiz biliyoruz. Kolay kolay alışkanlıklarından ve rutinliklerinden vazgeçmezler. Kolay kolay bağlandıkları kişiden vazgeçen burçlar değil boğalar ve geçmişte yaşadığınız, bu herhangi bir şey olabilir. İlla duygusal bağlı olduğunuz kişiden bahsetmiyor kart. Aileyle alakalı olabilir, kafanızda kazınmış bir travma olabilir. Orada takılıp kaldığınızı gösteriyor ve bu sizi, motivasyonunuzu düşürüyor. Bunu bırakmanız gerektiğini gösteriyor. İşle alakalı değişimler, yeni ışık, yeni teklif, yani ruhen rahatlayacağınızı gösteriyor. İçinizdeki o olumsuzluk, o takılı kalma eğer onu geçiştirebilirseniz, eğer bunu unutursanız, geçmişle bağınızı keserseniz çok mükemmel bir fırsat, çok mükemmel, kendinizi de güvende hissedersiniz ve güzel başlangıçlar yapabilirsiniz diyor. Gözlemlediğiniz bazı şeyler var, hedefinize ulaşacağınızı kesinlikle gösteriyor. Büyük bir kitlenin karşısında konumunuzun yükseleceğini ve kitlenin karşısına çıkarak açıklama yapacağınızı gösteriyor. Bu bir pardon. Bu bir duyuru olabilir. Bu nasıl bir duyuru? Bir karar açıklayabilirsin sevgili boğa.
veya bu yetkin artabilir iş yeriyle alakalı veya belki sosyal hayatında ciddi bir farklılık yaratabilirsin, bunu gösteriyor. Şuraya bakar mısınız? Özellikle boğa ve yükselen boğaların havalarla alakalı. İkizler kova terazi ve yükselen ikizler kova terazi. Boğa başak oğlak, yükselen boğa başak oğlak olan partneriniz var ise, ilişkiniz var ise bu netleşme diyor. Zaman bitti diyor. Artık bu evliliğe götüren bir ilişki ve bir evlilik teklif alabilirsiniz diyor. Size yapılacak olan açıklamalardan bahsediyor. Sanki bir olumsuzluk yaşamışsınız. Bu ilişkide olabilir, ailede olabilir, çevrede olabilir. Bir yanlış anlaşılma olduğunu gösteriyor. Bununla ilgili bir açıklama yapılacağını ve rahatlayacağınızı gösteriyor sevgili boğalar. Makamınızın yükseleceğini gösteriyor. Çevrenizin genişleyeceğini gösterir ve aktif çalışma dönemi, özellikle ticari konularda hareketlenme dönemi. Bir de bir şey söyleyeceğim. Maddi anlamda yatırım yapmak isteyen, çalışma hayatında değişiklik yapmak isteyen, ev alım satım, finansal konularla alakalı işinizi lütfen ayın 23'ünden sonraya bırakın arkadaşlar. Ayın 23 Ocak'tan sonraya bırakın. Böyle yaparsanız daha verimli ve olumlu sonuçlar alırsınız sevgili boğalar. Kesinlikle soğukkanlılıkla arkanızı sağlama alma ve iş hayatınızda çok mükemmel yerlere geleceğinizi ve çokça çalıştığınızı ve maddi olarak daha yükselişe doğru gittiğinizi gösteriyor kartlar. Kılıç kralı, kılıç kralı soğukkanlı, kesinlikle konumunu koruyan, soğukkanlı, aldırış etmeyen, kimseye aldırmayan, kimse beni harekete geçiremez, kendimi savunmasını gayet güzel bilen birisinin açıklamasıdır. Ve burada sizin konumunuzu bu durumda gösteriyor sevgili boğa ve yükselen boğalar. Bakalım, çok güzel. Gerçekten kartlar çok mükemmel çıkardı. Ay, kahvenizde çok fazla bir şey çıkmamış. Biraz burada görüyor musunuz? Biraz sıkıntı var. Bak, bu sıkıntı o sıkıntıdır. Geçmişle ilişkinizi bitirmeniz lazım. Sizi rahatsız, huzursuz eden şeyleri atmanız lazım. Ayıklamanız lazım. Bunu gösteriyor. Evet, bebek bekleyen boğa ve yükselen boğalar var ise bir tane kız bebek var burada kesinlikle. Şimdi arkadaşlar, bu tartışmayı ve olumsuzluğu burada bir evlilik üzerine, ilişki üzerine, belki de evli olan boğalarla ilgili de olabilir. İlişki üzerine bir kalabalığın konuşmasından bahsediyoruz. Sanki karşı tarafın, hani aileler arasında, toplum arasında olan dedikodular ve anlaşmazlıklar var. Ama diyor ki siz ona hiç aldırış etmeyin sevgili boğalar. Bu beraberliğiniz kim ne derse desin, kim ne konuşursa konuşsun hiç önemli değil. Bu beraberlik sizi evliliğe doğru götürüyor kesinlikle, haberiniz olsun bundan. Kısa kısa yollarınız var. Beklediğiniz bir para konusu var, paralar var. Bu parayı alacağınızı gösteriyor. Ayın 21'inden sonra para ile alakalı mahkemeniz olabilir, borç vermişiniz alamıyorsunuz, tazminat olabilir, miras davanız olabilir. Bu parayı da hareketlenme olacağını gösteriyor. Ama kartta, kahvede bana ısrarla kalabalığın içerisinde bir nasıl anlatayım? Bir mücadele var. Kalabalıkla yaptığınız bir mücadeleye gösteriyor. Bununla alakalı da rahatlayacaksınız. Geçici bir dönemdir. Kesinlikle kendinizi sıkmanıza, üzmenize gerek yok. Biraz maddi konularda sıkıntılar var. Borçlar sizi geriyor. Devlet kapısıyla alakalı bir beklentiniz var ise sevgili boğa ve yükselen boğalar, özellikle isminde A harfi, büyük A harfinden bir de ÇC harfi kahvenin içerisinde net gösteriyor. Y harfi, YV harfi olan boğa ve yükselen boğalar, T harfi de var. Devlet kapısıyla alakalı bir beklentisi olan, bir imza olabilir, bir evrak olabilir, sınav olabilir kesinlikle. Buradan bir başarı ve bir kupayla çıkacağınızı gösteriyor. Sevgili boğalar, biraz gözyaşlarınız var. Bu duygusal hayatla bağlı. Bu gözyaşı sevinç gözyaşı değil. Sanki birisinin arkasından akıttığınız gözyaşları ve ziyan olmuş, emeklerimin ziyan olduğu düşüncesiyle akan bir gözyaşıdır. Yani verdiğin değerin karşılığını alamadığın için
üzüldüğünü gösteriyor. Üzgünüm, bu gözyaşı o gözyaşıdır. Ama burada kavuşma var. Sarıldığınızı görüyor musunuz? Burada iki kişinin sarılması var, kavuşma var. Biraz kaygılar var. Bir de bir ödemelerle alakalı borç sıkıntısı var sizde. Sanki ödemeler sizi biraz sıkıyor olarak gösteriyor sevgili boğalar. Kahve tabağınızın içerisi temiz. Neden temiz deseniz? Çünkü sıkıntı içeride kalmış. Görüyor musunuz? Biraz içiniz sıkkın, canınız sıkkın. Biraz yani içine kapanık olarak gösterdi sizi kahve. Ama buradaki temizliğin üzerinde tertemiz bir volkan patlaması var. Temiz birisi, isminde L harfi, ters çevirirsek I harfi olan. Ve burada yine bir S harfi var. S, Ş harfi olan boğa ve yükselen boğalar. Baş harfi, isminin ve soy isminin baş harfinde A olan boğalar. Ayın 23'ünde mükemmel bir haber alacağınızı gösteriyor. Volkan patlaması temiz bir patlamadır. Güzel bir haber alacağınızı gösteriyor ve rahatlayacağınızı gösteriyor sevgili boğalar. Bir de bir enerji kartı çıkaracağım. Bakalım nasıl bir enerji bekliyor sizi. Bir de ona bakalım sevgili boğalar. Planda hareket etmek, ileri görüş, rasyonel düşünmek, muhakeme etmek, eşitlik ve adalet sağlamak. Güzel. Biraz mücadele edeceğiniz bir dönemdir. Zaten söyledim size. İletişim, haberleşme, araştırma, stoklama, sağlıkla ilgili konular. Sağlığa dikkat edelim. Hayalden uzak, gerçeklerle gerçek yaklaşımlar. İyileşmek, şifalanmak ve şifalandırmak, zafer kazanmak. Çok mükemmel bir enerji bekliyor sizi sevgili boğalar. Sağlığımıza biraz dikkat edelim arkadaşlar. Sizi çok seviyorum canlarım. Yorumlarınızı bekliyorum. Hoşça kalın, güzel kalın canlarım.